gidip gelirken bu yollardan geçiyorlar. Bu nedenle bundan hem haberdarlar hem de inanmamalarının sonucu Allah'ın onları nasıl helak ettiğini de onların yaşadığı bölgelerden gelip geçip harabelerinde bunları tarihi kalıntılar diyoruz bu ifadelerle. O tarihi kalıntılar içerisinde onları görmekte idiler. Evet, bunu bu kadarını ifade edelim. Sonra devam edelim. Yani bu ön bilgi yeterli olsun. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve ila Semud'a ahahum salihan. Tabi Kur'an okuduğumuz zaman sin değil de pertek fe ile okumamız gerekir. Onun için ve ila Semud'a ahahum salihan. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Geçen dersimizde söylemiştik. Diğer peygamberlerle ilgili de ahahum, onların kardeşleri demekten maksat aynı kabilede oluş anlamına gelmiyor. Hem aynı kabilede, aynı bölgede burada bir yakınlık ifade etmek için. Kardeşleri Salih'i biz onlara gönderdik. Ve Salih Aleyhisselam'ın tebliğ şeklini ve nasıl kavmini dine davet ettiğiyle ilgili şu çok çok özet bir bilgi veriliyor. Çok özet bir bilgi bu Salih Aleyhisselam'da ve diğer kısa kısa ayetlerde. Ama yani bizim için yeterli olan bilgiler. Öz olarak veriliyor. Ve bize de yol gösteriyor. Bizden önce de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve Mekkelileri sonra dalga dalga dünyanın dört bir tarafına Kur'an ile muhatap olan ve İslam'ı bir başka insanlara tebliğ edecek olan insanların takip edeceği yolu, metodu bildiriyor. Ve bu kıyamete kadar vakidir. Yani bu ifadeler bizim kendi kabilemizde, daha doğrusu ailemizde, kabilemizde, bölgemizde ve gün içerisinde karşılaştığımız toplumlarda nasıl bir davet yapmamızı Allah Celle Celaluhu en bariz bir şekilde peygamberlerin örneğinde ve örneğin Salih Aleyhisselam'ın örneğinde bize sunuyor. Kale ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Salih Aleyhisselam dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet edin, Allah'a itaat edin, ona boyun eğin, onun sözünü dinleyiniz. İbadetiniz, itaatiniz ona olsun. Çünkü onlar da bir takım ilahlar edinmişlerdi, yoldan çıkmışlardı zaman içerisinde. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Yani Allah'tan başka bir ilah yoktur. O halde siz Allah'a kulluk edin, ona ibadet edin, ona itaat edin, onun sözlerini dinleyin, onun emirlerini yerine getirin, onun yasaklarından kaçının. O halde her birimiz karşılaştığımız, birer Müslüman olarak karşılaştığımız toplumlarda söyleyeceğimiz ilk şey Allah'a kulluk edin. Yani senin, benim sana bir farklılığımız yok. Değişik ayetlerde görüyoruz, peygamberlere de ki, sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim olan Allah'a kulluk edin. Yani benim Rabbim demiyor. Önce diyor ki sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim olan Allah'a kulluk edin. O halde karşılaştığımız toplumlarda dine davette ilk prensip Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet edin, Allah'a itaat edin demek olmalı. Tabii Allah'a kulluk edin, ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur ifadesinden sonra yani bağışlayın ama yani niçin yapacağım bu işi? Yani her şeyin bir gerekçesi olmalı. Sebepsiz bir iş olmaz. Sebebi ne? Gerekçe dediğimiz olay sebeptir. Bunun sebebi ne? Neden böyle? Ve bu ayet-i kerimede de Allah'a neden kulluk etmek gerektiğini, başka ilahın olmadığının gerekçesi tabiri caizse şöyle ifade edilir. Huve enşe'akum minel ardı.
O Allah, yani kulluk etmenizi önerdiğim Allah odur ki yerden sizi inşa etti. Yerden sizi yarattı. Yani Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Ondan sonra bütün canlılar sudan yaratılmıştır. Sudan menşe vardı ve aslında o su da yine anne ve babalarımızın yerden, yerin bitirdiklerinden yenilen nesnelerden meni ve yumurta olmuştur. Onun için insan topraktandır. Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinde bütün canlıları sudan yarattı. Peki buradan da toprak, işte o itibariyle istisnadan değil. Yani geliş oradandır. Ve şekillenme de Adem Aleyhisselam'ın şekli topraktan yaratılmış. Yani toprağın o ilk yaratılışın mahiyetini bilmiyoruz. Diğer yaratılışları biliyoruz. Anne babalarımızı, kendimizi ve çocuklarımızı. Yani hiçbir anne baba oturup da düşünerek, tasarlayarak meniyi oluşturmamış, yumurtayı da oluşturmamış. Allah'ın, babalarımızın ve annelerimizin vücuduna yerleştirdiği bir organ onu yapıyor. İşte onun için o organı yerleştiren Allah'tır. Ne yapmasını öğreten de Allah'tır. Allah odur ki yarattığı her şeye ne yapacağını da öğretendir. Bal arısını yaratmış, ne yapacağını biliyor. Ördeği yaratmış, ne yapacağını biliyor. Kayısı yaratmış, domatesi, biberi yaratmış. Her şey, herkes kendisine öğretileni yapıyor. Huve enşakum minel ardı. O Allah sizi inşa etti. Yani sahibiniz o. Öyleyse insan sahibini bırakıp da başkasına kulluk etmemeli. Yani sen eline alıyorsun çekici. Ondan sonra başka aletleri diyelim. Bir taşın karşısına geçiyorsun veya bir ağacın karşısına ekliyorsun, çıkarıyorsun, yontuyorsun, şekil veriyorsun, sonra karşısına geçiyorsun, ona saygı gösteriyorsun. Halbuki o taşın sana saygı göstermesi lazım. Taşa sen şekil verdin. Ağaca sen şekil verdin. Ağacı sen diktin. Eğer yani yapılacaksa onun yapması lazım. Ama sen onu elinle yapıyorsun, sonra karşısına geçiyorsun. Allah'ın sana verdiği akıl nimetinin önüne hiç zerre kadar ışık almamak üzere bir perde geliyorsun, onu Rab ve İlah ediyorsun. Olacak şey mi? Olacak şey değil. O sizi yarattı. Öyleyse o sizi yarattığına göre kulluk ona olmalı. Yani derler ya, neyse o biraz derse biraz lavabali kaçıyor, o örneği vermeyelim. Nasıl hoca ya atfedilen bir söz ama vazgeçelim. Demek ki yerden o sizi inşa etti. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Yerde, orada, fiha, yerde, o yeri size istimar etti. Yaşanacak hale getirdi, imar etti. Mesela bu bina, yani mescit inşa edilmiştir, imar edilmiştir. Allah size yeryüzünü imar etti. Dağları yerleştirdi. Dünya dönüyor. Çok hızlı dönüyor. Biz dönüşünün farkına varmayalım diye Allah yere dağları kazıklar olarak çaktığını da kendisi söylüyor. Allah haber veriyor. Jeoloji ilmiyle uğraşanlar bugün bunu tespit etmiş. Eğer bu dağlar olmasa, yani depremleri düşünün, hiç kimsenin ayakta kalması mümkün değildir. Ve o halde yeri size imar etti. Yeryüzünü yaşanabilir hale getirdi. Yeryüzü toprağı var, suyu var, tohumu var. Güneşte ısı ve ışığı var. Bizim yaşam biçimimizde hava lazım. Hava var. Yani biz yeryüzünde yaşayacak bir şekilde yaratılmışız. Dizayn edilmişiz. Niye biz yeryüzünde yaşıyoruz? Eğer suda yaşayacak olsaydık, balıklar nasıl suda yaşıyorsa, Allah suda yaşayanları da suda yaşayacak şekilde dizayn etmiş. Yani projelendirmiş demek Allah'a doğru değildir. Allah onu öyle halk etmiş, o suda yaşayacak,
O suda yaşayacak şekilde onu yaratmış. Biz karada yaşayacağımız için bizi karada yaşayacak şekle getirmiş. Biz balıklara özenirsek biz ölürüz. Balıklar bize özenirse onlar da ölür. Çıksın erkekse balıklar yeryüzünde bizim gibi yaşasınlar. Yaşasınlar da görelim. Yaşayamazlar. Çünkü Allah... Efendim? Bazıları küçülüp bir de kurarlar. Havada evet. Şimdi Allah öyle mahlukat yaratmış ki Mustafa abi de işaret ettiği gibi işte örneğin martılar diyoruz. Allah öyle bir özellik vermiş. Bizim gibi yerden yararlanıyorlar. Havadan da uçuyorlar. Denizde de yüzüyorlar. Yani martılara da özenmemek lazım. Yani kendi yaratılışımıza razı olmak ve şükretmek. Çünkü balıkları da, suyu da, martıları da, nebatatı, yani yerde gökte, yerle gök arasında. Ne varsa Allah hepsini bizim hizmetimize vermiş. Kimini de emrimize vermiş. Ve yeryüzünü imar etmiş bize. Yani yaşanacak hale getirmiş. Yani biz yeryüzüne gelirken, biz derken bizden önce gelenler, özellikle ilk gelen Adem Aleyhisselam babamız ve annemiz, yeryüzünü çırık çıplak bir çöl olarak bulmadılar. Şarıl şarıl sularını aktı. Rengarenk çiçeklerin olduğu, ağaçların olduğu, her türlü bitkinin, nebatatın olduğu, kainatı her şeyle hazır buldular. Ve bugün kainat insanlar tarafından insafsızca yeryüzünü sadece kendi kuşaklarına, kendilerine münhasır zannedip tahrip etmeler var. Halbuki Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ve bizden sonra gelecek olanlara kadar. Sonra Allah dünyayı öyle bir döner sermaye biçiminde oluşturmuş ki durmadan kendisini her sene yeniliyor. İşte geçen sene Kayseri kaldırdı, bu sene de kaldırdı elhamdülillah. Dünya öyle bir şey ki, yani küçük bir gezegen deniliyor, doğru. Ama bu ne, nasıl küçük bir gezegen ki, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün insanlar çalışıyor, dünyanın işi daha bitmedi ya. Ve hiç biteceği de benzemiyor. İnsanlar son derece imar ettiklerini söylüyorlar. Bir bakıyorsun, Sebe kavminde olduğu gibi, Lut kavminde olduğu gibi, değişik zamanlarda bütün yaptıkları yerle bir oluyor. Denizlerin dibinde kalıyor. Bir zamanlar kömürhan geçidi köprüsü yoktu. Bir zamanlar Karadeniz'le Marmara Denizi, Marmara ile Ege Denizi, Ege ile Akdeniz birbirlerinden ayrı müstakil idiler. Değişik dönem ve zamanlarda boğazlar açıldı, denizler birbirine girdi. Marmara bölgesinde ne toplumlar yaşamıştır? Onlar hepsi Karadeniz'de gelen suların altında. Amerika ile bugünkü tarih itibariyle söylüyorum, ben ilk boğazından geçmeyelim de, yani Fas'tan alalım, Atlas Okyanusu ile Amerika arasındaki o denizlerin dibinde ne medeniyetler, ne toplumlar, ne insanlar yaşadı. Malatya'da zaten bir zamanlar deniz imiş, ta ki Kömürhan Köprüsü geçit verinceye kadar. Evet, demek ki yeryüzünü böyle Allah bize imar kılmış ve hizmetimize vermiş. Bütün bunları Allah size verdiğine göre Salih Aleyhisselam diyor ki فَاسْتَغْفِرُوهُ ondan bağışlama dileyin. Bakın bu yaptıklarınız yanlış. Siz bir takım nesneleri ilah edinmişsiniz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz. Allah'a ibadet, itaat etmiyorsunuz. Allah'a kulluk, ibadet ve itaat etmediğinizden dolayı siz yeryüzünün en günahkar insanlarısınız. En büyük günah Allah'a inanmamak, kafir ve Allah'a şirk koşmaktır. Siz bunu işliyorsunuz. O halde festagfiruhu. Siz bu nedenle ondan bağışlama dileyiniz. Thumme tubu ileyhi.
Sonra siz ona yönelin. Ona dönün. Tevbe ediniz. İnne Rabbi karibun mucib. Şüphesiz ki benim Rabbim yakındır ve duaları da işitendir. İcabet edendir. Yani tabiri caizse ey Mekkeliler ve bugün ey dünya Mekke kafir ve müşrikleri, sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Bu taptığınız nesneler anlamsızdır. Bunların bir kısmını babalarınız, dedeleriniz yaptı, bir kısmını siz kendiniz yaptınız. Biraz sonra ayette gelecek. O halde bundan vazgeçin, Allah'a yönelin, tevbe edin. Bakın o Allah ki sizi yarattı, o sizi inşa etti, o sizi halk etti, o yeryüzünü size yaşanabilir hale getirdi. Yani Allah bunları haber vererek insanların iman etmesini istiyor. Bunları haber vermeden haşa, binlerce defa haşa, durup dururken hadi iman edin demiyor. Sizi ben yarattım diyor, bunu ben size verdim. Yani sahibiniz benim, Mevlanız benim. Hizmetinizde olan her şeyi size veren de benim. Sizin bana kulluk etmeniz, benden başkasını kabul etmemeniz gerekir. Onun için dedim ya, tıpatıp Mekke'deki Mekke müşriklerin durumunu arz ediyor. Daha gelecekte de nice benzerlikler. Yani adeta bu Salih kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Semud kavmi ile Mekke müşriklerin sanki birileri gitmiş, birileri yerine oturmuş. Genel olarak kafirlerde bütün zihniyet aynıdır ama burada göreceğiz çok daha benzerlik arz ediyor. Diğer peygamberlerle birkaç konuda benzerlik arz ediyorsa burada çok daha fazla benzerliklerin olduğunu göreceğiz. Her zaman kafirlerin bir değişmez adeti var. O değişmez adeti burada da tahakkuk ettiğini görüyoruz. Kalu ya salim. Tabi dedik ya, Allah burada özet olarak verdiği için başka surelerde biraz daha geniş olarak veriyor. Burada özet halinde veriliyor. Onun için hemen Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'un davranışını, tutumunu bize arz ediyor. قَالُوا يَا صَالِحُ Ey Salih'tidiler! قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَف۪ي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُر۪يهِ Demişler, böyle demişler. Ne demişler? Demişler, ey Salih, sen içimizde ümit beslenen bir adamdır. Yani sen daha bu peygamberlik görev verilmeden, biz farklı diyelim, sen bizi buna davet etmeden önce içimizde ümit beslediğimiz bir adamdın. Güvendiğimiz bir adamdın. Biz senden toplumuna, kavmine çok büyük yararlar sağlayacağını ümit ediyorduk, bekliyorduk. İçimizde böyle ümit beslediğimiz biriydi. Dedik ya benzerlik, hatırlarsınız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmeden önce Mekkeliler ona Muhammedül Emin, güvenilir, itimat edilir insan. Hatta hicretinde bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme kararı almış olan Mekkelilerin, ileri gelenlerin emanetleri Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın evindeydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o anda bile Mekke'yi terk ederken o emanetlere bir zarar gelmesin diye Hazreti Ali'yi evinde misafir etmiştir. Bu çok önemli bir olay. Güvenme, emin sıfatı. Yani ey Salih, biz ileride sen toplumuna deriz ya, vatanına, milletine, devletine iyi bir vatandaş, iyi bir insan olacağı bekleniyordu. Ey Salih dediler, biz de senin için çok ümit var idik. Bundan önce, yani sen bizi bu davet etmeden önce böyle biliyorduk. Sen bizi babalarımızın ibadet ettiği nesnelerden nehy mi ediyorsun? Yasaklıyor musun? اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدَ اَبَوْنَا Babalarımızın
kulluk ettiği, ibadet ettiği ma, o şeyleri ki nesnelerden sen bizi yasaklıyor musun? Şüphesiz ki biz seni, bakın Salih'in kavli diyor. Şüphesiz ki biz seni o bizi davet ettiğin şeyde biz bir şüphe içerisinde seni görüyoruz. Biz seni yani yanlış yolda görüyoruz. Senin bizi davet ettiğin şeyden biz şüpheliyiz ve seni de bir şüphe içerisinde görüyoruz dediler, maalesef diyebildiler. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam buyurdu ki: "Kale ya kavmi eraytum in kuntu ala bayyinati min rabbi ve atani minhu rahmeten femen yansuruni min Allah in asaytu fema tazidunani gayra taksir." Sadakallahu azim. Salih Aleyhisselam dedi ki: "Ey kavmim, siz baksanıza gördünüz. Yani benim durumumu biliyorsunuz. Buradaki rafi fiili görme anlamında. Bilme anlamında. Affedersiniz. Zaten kendisi görme. Bilme anlamında. Bildiniz. Biliyorsunuz. Gördünüz. Görmekten maksat yani bilmek. Bak bunu bir, bunu gördün. Bu kalemdir. Yani biliyorsun bu kalemdir. Arap dilinde buna benzer muteradif kelimeler. Ey kavmim, siz gördünüz. Beni Rabbimden bir beyine, bir delil üzere olduğumu, bir ayet üzere olduğumu gördünüz. Ve o bana rahmetinden verdiğini de gördünüz. Ve atani minhu rahmeten, ondan bir rahmet olarak ve bir beyine, bir delil, kanıt üzere olduğunu da gördünüz, biliyorsunuz. Eğer ben Allah'a isyan edecek olursam bana kim yardım edecek? Yani femen yansuruni min Allah'i. Allah'tan bana kim yardım edecek? Yani Allah'a karşı beni kim koruyacak? Kim muhafaza edecek? İn asaytuhu. Eğer ben ona isyan edersem. Yani ben ona isyan ettiğim takdirde, sizin söylediğinizi yaparsam, isyan edersem, kim beni Allah'tan koruyacak? فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَفْسِيرٍ. Benim husrana uğramaklığımı, zarara girmekten başka bir şey bana fazlalaştırmaz. Ancak zarar ziyanımı fazlalaştırır. Beni daha çok zarara sokar. Demek suretiyle Salih Aleyhisselam ifade ediyor ve akabinde şunu ifade ediyor. Bunu okuyup ondan sonra devam edelim. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً. Ey kavmim, işte bu dişi deve sizin için bir ayettir. Müfessirler, İsrailiyat etkisinde kalan müfessirler, kalmayan müfessirler. İsrailiyat etkisinde kalmayan İslam alimlerin, müfessirlerin ortak ifadeleri şu: Salih Aleyhisselam'ın devesiyle ilgili anlatılanlar Kur'an'ın dışındaki hiçbirisinin bir değeri yok. Hepsi hikayedir, hepsi uydurma. Onun için de iyi düşünen müfessirler kendi tefsirlerinde sadece bu cümleye yer vermiş, bununla ilgili hiçbir şey ifade etmemişler. İsrailiyatı ifade ve onların hikayelerini kendi eserlerimize alıp da uzun uzadıya anlatmanın, sonra tenkit etmenin anlamı yoktur demişlerdir. Biz Salih Aleyhisselam'ın devesi hakkında Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiğinden başka bir bilgiye sahip değiliz. Diğer bilgilerin hiçbirisinin aslı, asları, gerçeği yok. Asları, gerçeği olmayan bir takım bilgileri anlatmanın, nakletmenin, hikayeler, uydurulan hikayeleri anlatmanın da hiç kimseye faydası yok ve Allah'ın muradı da bu değil. Allah dileseydi bu ifadelerin dışında bize ifade ederdi. Biz de bunlara alırdık. Bildiğimiz bir şey var. Salih Aleyhisselam onlara bu Allah'ın size, bu dişi deve Allah'ın size bir ayetidir.
o ayetle ilgili ne yapacaklarını da ifade ediyor. Buyuruyor ki فَذَرُوهَا, onu bırakın, terk edin. Yani bizim ifadelerimize karışmayın. تَأَكُلْ fi اَرْضِ اللّٰهِ, Allah'ın arzından yesin. Ama burada bir şeyle yerde yesin değil ha. Fi اَرْضِ اللّٰهِ, Allah'ın arzından. Yer Allah'ın. Gökler de Allah'ın. Deve de Allah'ın. Siz de Allah'ın kullarısınız. Deve de Allah'ın mahlukatı. Mahlukat yaratılanlar. Yaratılmış demektir. Allah'ın yarattığı her şey mahlukat. Dolayısıyla fi ardillahi, Allah'ın arzında yesin ve la temessuha bi su'in. Kötülükle ona dokunmayınız. Ona herhangi bir kötülükte bulunmayınız. Fe ye'khuzukum azabun qarib. Yoksa diyelim parantez içerisinde, yakın bir azap sizi bu nedenle yakalar. Eğer ona bir kötülük yaparsanız bundan böyle azap sizi yakalar. Diğer surelerde biraz daha uzun uzadıya anlatılıyor. Bir gün devenin o kuyulardan su içmesini, bir günde Salih Aleyhisselam'ın kavminin, bir zamanlar buna müsamaha ediyorlar ama sonra yapacaklarını yapıyorlar. Yine başka surelerde buna çete diye ifade ediliyor. 9 kişilik, 7 ve 9 kişiden oluşan bir çete sonucu burada da işaret ediyor sadece. Deveyi kesiyorlar. Sözüyler fe'akaruha, onu kestiler. Dediğim gibi diğer surelerde 9 kişilik bir çete olarak ifade ediliyor. Çünkü o kelime Arap dilinde bid'i kelimesi 3 ile 9 arasını kapsar. Orada da rahd kelimesi genel olarak 7 ile 9 kişiyi kapsayan bir deyimdir. Burada da bu nedenle deveyi kestiklerini ifade ediyor. Çok özet olarak gidiyor. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ. Salih Aleyhisselam dedi ki, diyarınızda, ülkenizde 3 gün yaşayınız. Bu yaşamınıza devam edin. Çünkü onlar daha sonra dedi ki, deve öldürdük, hani azap gelecekse gelsin. Salih Aleyhisselam da onlara, diğer surelerdeki ayetlerde, onlara 3 gün mühlet verildiğini ve 3 gün sonra azabın kendilerine geleceğini haber vermişti. Burada sadece ifade ettiğimiz gibi özet mahiyette 3 gün diyarınızda, beldenizde, ülkenizde yaşayınız. ذَٰلَكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ. Bu size vaat eden yalanlanmayacak bir vaat. Yalan olma ihtimali olmayan bir vaat. Bu size vaat edilen azap, azap vaadi yalan bir vaat değildir. Kesinlikle yerine gelecek olan bir vaattır. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا, vakta ki bizim emrimiz geldiğinde, parantez içerisinde azap emrimiz geldiğinde, نَجَّيْنَا الصَّالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ. Azap emrimiz geldiğinde biz, Allah Celle Celaluhu diyor, biz Salih'i ve onunla beraber inananları bizden bir rahmet olarak o günün rezil ve rüsvay olma azabından kurtardık. Evet. Geçen derslerimizde de gördük. Nuh Aleyhisselam'da, Hud Aleyhisselam'da, diğer zamanlarda gördüğümüz derslerde hep Allah Celle Celaluhu peygamberleri ve peygamberlerle beraber inananları kurtarmıştır. Burada da aynı şekilde emrimiz geldiğinde, azap emrimiz geldiğinde Salih'i ve onunla beraber iman edenleri
bizden bir rahmet olarak acıma, merhamet dilimize girmiştir. Rahmet olarak o günün rüsvaylığından, o günün azabından kurtardık. İnne rabbeke huvel kavîyyul azîz. Şüphesiz ki senin Rabbin ey Muhammed. Şüphesiz ki senin Rabbin işte o el kavîyyul el azîz. İki sıfat, Allah'ın iki büyük azamet, azim, azametini gösteren iki sıfat yan yana, bu da manayı tekit etmekte, daha da pekiştirmektedir. Ve muhatabının kalbini sükûne erdirmekte, inananları peygamberin şahsında teselli etmektedir. Şüphesiz ki senin Rabbin işte o, en güçlü, en aziz olan. Yani parantez dışı, onların başına ne gelmişse ey Mekkeliler sizin de başınıza o gelecektir. Ve ey dünya Mekke'si de yaşayanlar. Niye dünya Mekke'si diyoruz? Çünkü Mekke'nin ismi Kur'an ifadesiyle Ümmül Kura, şehirlerin anası. İnsanlar o şehirden çıktı gitti başka şehirler oluşturdular. Senin çocukların ne kadar senden ayrılıp geçseler o da senin çocukların. Bütün şehirler Mekke'nin, Mekke'ye bağlı olan kasabalar bu şehirlerdir. Öyleyse dünya Mekke'sinde, Mekke'nin Mekke'sinde yaşayanlar bilmeli ki Allah el kaviyyi el aziz. Evet. Ve ahalellezine zararu as-sayhat. Bu da fail olarak as-sayha geliyor. Öyle bir şey ki zalim olan o kimseleri sadece bir ses yakaladı. Başka ayetlerde onları bir titreme aldı. Tabi bu sesten sonra değişik ifadeler kullanır. Burada Allah'ın as-sayha. Sadece bir ses onları yakaladı. فَاَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِلِينَ. Onlar kendi ülkelerinde diz çöke kaldılar. Yani geberip ettiler. Bir anda. فَاَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِلِينَ. O güçlü olan, kuvvetli olan, bağıranlar, çağıranlar deveyi kesip de alay edenler, peygamberlere inanmayanlar el-kaviyyu el-azizu karşısında, kavi el-kavi ve-naz karşısında bir anda yıkılıp diz çökmek, yıkılıp kalmaktır. Felcuran adamı düşün. Diz üstü düşmüş. Artık onun hiçbir marifeti yoktur. Çaresizliğin sonucudur. Cehenneme giderken de insanlar diz çökecek, gitmek istemeyecek. Onun için Allah'ın cehennem üzerinde görevlendirdiği zebaniler, zebaniler onların perçemlerinden tutup sürükleyerek, neden perçemlerinde? Değersizliğini ifade etmek için, değer verilmediğinden perçemlerini tutar, dizisi sürükleyerek onları cehenneme atarlar. İşte onlar da kendi ülkelerinden böyle diz çöküp kaldılar, Kur'an okuyanlar. Burada bu durakta bir lam elif var. Lam elif durak mana tamamlanmamıştır. Muhatap karşısında daha bu devam ediyor anlamında. Ke'ellem ya'nev fiha. İşte burada durulur. Onlar diyarlarında diz üstü çöküp kaldılar. Sanki orada onlar eğlenmemiş, yaşamamışlar. Ke'ellem ya'nev fiha. Eç. Ne düğünleri, dernekleri, ne yaşayışları, ne eğlenceleri olmamıştı. Bu şekilde keellem yağnev fiha. Ela dikkat edin. İnne semuda kafaru rabbahum. Dikkat edin, şüphesiz ki Semud kavmi Rabbini inkar etti. Kafir oldu. Kafirliğin dünya hayatındaki azabı, cezası ahiretteki de duruyor. Ala bu'den li Semud. Dikkat edin. Semud kavmi helak oldu, uzaklaştı, gitti ve tarihten silindi gitti. Ve burada Mekkelilere ve dünyadaki bütün insanlara
Allah bu ayetlerle haber veriyor ki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği aklı doğru kullansın ve Allah'ın kendilerine verdiği fırsatı iyi değerlendirsin. İman fırsat, ömür fırsatını iyi değerlendirmektir. İman ve salih amel dünya hayatını iyi değerlendirmektir. Rabbim nefislerimizi ve nesillerimizi dünya hayatını iman edip salih amel işleyerek iyi değerlendirin, kullarından eyle. Amin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir dakikamız var.